başta yargı teşkilatı olmak üzere Anayasa Mahkemesi üyesi Burhan Üstün 10 Ocak'ta emekli olacak. 15 Temmuz sonrası Yargıtay kontenjanından AYM üyesi olan Üstün'ün boşaltacağı koltuk için yine Yargıtay içinden bir isim gelecek. Sandığa giden 340 Yargıtay üyesi seçime katılan 5 aday için oy kullandı. Oylamada en çok oyu 107 ile Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyesi İrfan Fidan aldı. Kolaylıklar diliyorum Fidan'ı Yargıtay 8. Ceza Dairesi üyesi Nevzat Özsoy 65 oyla, 17. Hukuk üyesi Mustafa Erolsa 52 oyla takip etti. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi. Yargıtay başkanlığı en çok oyu alan bu üç adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunacak. Erdoğan içlerinden bir kişiyi AYM üyeliğine atayacak. Sayın Cumhurbaşkanım. En çok oyu alan İrfan Fidan, Yargıtay'a üye seçilmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıydı. Fidan, kritik davalarda görev aldı çalışması yürütmek. Daha önce Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekilliği yapan Fidan, FETÖ'ye karşı paralel devlet soruşturmalarını yürüttü. Can güvenliklerini tehdit altına almaktalar. Bu davaların başında 17-25 Aralık operasyonlarına ilişkin soruşturmayla Selam Tevhid'de kumpas soruşturması geliyor. Soruşturma kapsamında FETÖ lideri Fethullah Gülen ve FETÖ'cü polisler hakkında dava açıldı. Fidan, MİT durdurulması ile ilgili Erdem Gül ve Can Dündar'la Sorosçu Osman Kavala hakkındaki iddianameleri de hazırladı. No, Balyoz'da kumpas, Şike'de kumpasla Savcı Mehmet Selim Kiraz cinayetine ilişkin soruşturmaları da başlatan isim de Savcı İrfan Fidan olmuştu. Başarıların devamını diliyorum.